Geçen sene şeyi konuştuk. Ne derler ona? Saatlerin ileri alınması mı, geri alınması mı? Zifiri karanlıkta çocuklar okula gidiyor dedik bak. Tabii. Günlerce burada yayın yaptık. Yok böyle doğru dediler. Ya yanlış kardeşim, doğru değil. Peki haber, o haber var sırada Ha, zaten. o O habere haber mi var? geçelim mi o Yani zaman Nihat'cığım? Sen de hazır konuyu açmışken direkt habere gidelim mi arkadaşlar? Biliyorsunuz yaz ve kış saat uygulaması kaldırılmıştı. Tek saatte gidip geliyorduk. Ne oldu? Bir durdurma kararı geldi. Peki şimdi ne olacak? Haber izleyelim. İnsan sabah sabah kalkası gelmiyor. Yani bundan memnun değiliz açıkçası. Bu saatlerin geriye eski düzene geçmesini istiyoruz. O ve onun gibi milyonların istediği olmak üzere. Karanlıkta servis beklerken hepimiz endişeleniyoruz karanlıkta. Peki, sokakta. Hiç korktuğunuz oluyor mu karanlıkta okula giderken? Evet, korkuyorum. Danıştay o korkuya son verdi. Yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Kış saati uygulamasının geri gelecek olması velilerde, özellikle de öğrencilerde işte bu melodi kadar tatlı bir etki bıraktı. Gece karanlığında okula gidiyorlar. Memnun değiliz. Hiç memnun değil. İptal oldu bu. İyi, çok iyi olmuş. Ya bence iyi olur çünkü bizim yüzümüzü batıya dönmemiz gerekiyor ve Avrupa bunu uyguluyor. Avrupa bunu uyguluyorsa bence Türkiye'de uygulamalı. Geçtiğimiz kış mevsiminde saatler sabah 8'i gösterdiğinde dahi hava işte böyle ekranlarınızda gördüğünüz gibi karanlıktı. Olaya Danıştay el attı ve hava bir anda aydınlandı. Daha iyi oldu. Niye? Çünkü korkularımın en azından gitmiş olacak biraz daha. Danıştay'ın hava aydınlatan kararı için şikayet bir vatandaştan gelmişti. Şikayetin konusu da güvenlik endişesiydi. Hava karanlıkken sen sıkıntı yaşıyor muydun? Çok. Ne yaşıyordun? Evsiz hayvanların olduğu saatte biz dışarı çıkıyorduk. Bunun engellendi, güzel oldu. Danıştay Bakanlar Kurulu'nun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirterek yaz saati uygulamakla yetkilendirildiğini, ancak kalıcı yaz saati kararının yetki aşımı olduğuna hükmetti. Bence güzel bir uygulama olur çünkü öğrenciler için daha kolay olur. Şimdi hükümetin önünde iki yol var. Ya Danıştay'ın kararı uygulamaya konulacak ve 30 gün içinde yeni bir düzenleme yapılacak, ya da ilgili kanunu iptal eden yeni bir kanun çıkarılacak ve yaz saati uygulamasını bir kez daha kalıcı hale getirecek. Karanlıkta sabah dışarı çıkmak çok endişe vericiydi. Şimdi ben size biraz sadeleştireyim olayı. Ben tek başıma bir vatandaşım. Ne olur ki benim ses çıkarmamdan diye düşünmemek lazım. Nihat diyor ki hani her zaman bir uyanık yeter herkesi uyandırmaya. Bunu değil mi? Söyleyen de benim ha. Hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Ben ölen megalomanlık falan olsun diye de değil. Bu söz senin mi? Hayır. Saatleri diyor. Bu saatle alakalı. Geçen sene program yapıyorduk. Bir anda durup dururken dedim ki ya, bu ne rezilliktir kardeşim dedim. Sabahın köründe, zifiri karanlıkta küçücük çocuklar sırtlarında çantayla okula gidiyorlar. Hamile bir kadın görmüştün işe giden. Ondan İşe in mi var, cin mi var, köpek mi var, sapığı mı var? Yani ortalık sapıktan geçin, bu çocuklara nasıl göndereceğiz dedim. Doğru mu diyeceğim? Doğru. Sonra biz böyle bir dosya açtık. İş bu kadar buralara geldi. Aynen de doğru söylüyorsun. Ne olmuş biliyor musunuz? Bu kararın mimarı şöyle. Bakanlar Kurulu geçen sene biliyoruz ki bu karar çıkardı. Yaz saat uygulaması artık tek kalacak dedi. Evet. Kışa geçtiğimizde saatler değişmemişti. Bir öğrenci velisi başvuruyor Danıştay'a. Tek başına bir hanımefendi. Burcu Berent. Diyor ki benim çocuğum çok küçük. Evet. Bu saatte korkuyor, gidemiyor. Doğru. Ve kendisi başvuruda bulunuyor. Evet, onun üzerine de Danıştay diyor ki ben bu velinin şikayetini haklı buluyorum. Bakanlar Kurulu'nun bu kararını durduruyorum. Şimdi ne olacak? Ne oldu aslında belli değil. Yaz saat uygulaması devam edebilir. Hı. Ya da Bakanlar devam Kurulu'ndan etmeyecek. Yok, net bir ikili karar yine yaz saati kış saati çıkabilir. Devam etmeyecek. Devam da etmemeli. Ya onu söylüyorum işte. Yani öylesine ya dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz biliyor musun? Bir türlü kurumsallaşamıyoruz. Şey gibi yani biri keyfi geliyor, adam makarasına göre şöyle yapalım diyor, değişiyor. Bir sene sonra adam geliyor, TEOK'ta da aynısı oluyor. İşte görüyorsunuz üniversite sınavlarında da maalesef keyfi hareket edilip profesyonel kurumsallaşmadan uzak, anladın mı? Bir anlayış gelip bu işler böyle keyfi, yamalı bohçaya döner. Geçen sene biz bir ay boyunca her sabah, Bircan da burada, ben de burada, bir ay boyunca her sabah kardeşim yanlış. Yanlış şunu değiştirin dedik. Yok değiştirmeyeceğiz, bu iyidir, yok bilmem nereyi yakalayacağız da şöyle. E şimdi niye değişiyorsun? Peki neden yapıldı böyle bir şey ve bize ne faydası oldu baktığınız ya, zaman? Hiçbir faydası şimdi yok ya. Bir bilançoya bakalım. Geçen yıl ne oldu? En fazla şikayetler artmıştır. En fazla veli, bir kaos ortamı oluşmuştur. Veliler artık rahat uyuyarak okula giden çocuklarını yataklarında değil de kendileri götürerek gitmiştir. Servislere zaten güvenilmiyor. Servislerin biraz sonra göreceğimiz hali ortada. O yüzden ne oldu?
Yani neden bu yapıldı? Neden yapıldı biliyor musun? Evet. Çünkü gündüzü biraz daha uzatmak için. Çünkü hava 5'te değil 6'da kararmış tamam. oluyor biliyorsun. Ama... Ve enerjiden daha uzun süre faydalanıyor. Aslında Hı-hı. nedeni bu. Çok da nedensiz Hı-hı. değil. Hı-hı. Ama tabii sabah güne başlarken sıkıntı. Evet işte bir de bunu düşünmek lazım. Bizim hep oturmuş bir sistemimiz vardı. Bu zamana kadar alıştığımız yaz saati ve kış saati uygulaması. Bana göre en makulü odur. Çünkü insanlar gerçekten gece yarısı işlerine de okullarına gitmekten çok muzdaripler ve çok haklılar. Ben zaten 5'te kalktım. Ben aydınlığı hiç görmüyorum. Güneş, bir kere güneş görmeli lazım çocukların. Çocukların sabah güneşinde görmesi lazım. Ben böyle inanıyorum yani. Çocuklar ilk derse giriyorlar hala karanlık. Haydi babam haydi. Ne olmuyor yani. Bir öğrenci velisinin işte başvurmasıyla da bu Güzel. Karar değişecekmiş gibi. Şey de var bir öneri de şöyle. Bir öneri de şöyle. Her ilin kendi valisi karar versin deniliyor. O da bir alternatif olabilir. Karıştık, hep karışır. Okula gitme saatiyle ilgili bir şey vardı. Yok yok, yine aynısı. Yani o işte güne başlama. Mesela şimdi saatler, mesela Avrupa'dan çok şikayet aldık biz. Hı-hı. Avrupa'dan inanılmaz şikayet aldık. Yani Avrupa'da bizi izlemek için sabah 5'te mi ne ayağa kalkmak zorunda kaldı insanlar? Sabah 5'te niye kalksınlar ya? Veya izleyemiyor. 5'te kim uyanır yani? İzleyen tabii yine Allah razı olsun da. Hı hı. Ama olmaz yani. Ya bu işler artık buralardan bizim çıkmamız lazım. Yani böyle suni gündemlerle, keyfi gündemleri getirip Türkiye'nin kalbine atılmaması lazım. Yani her sene biz bunları konuşmamamız lazım. Konuşmayacağız yani. Artık bir şekilde bir karar, işte ne bileyim abi, hep böyle günlük keyfi işler olunca maalesef. Ya aslında çok da keyfi değil ya, dediğim gibi günü biraz uzatabilmek, gün biraz geç batsın, enerjiden daha fazla faydalanılsın diye. Tamam, önceden bilmiyor muydun bunu? Ama tabii sabah başlamak kısmında çok büyük bir sıkıntı. Tamam, bunu bilmiyor muydun? Hayır, bilmiyor muydun yani? İlk defa mı? Yani neyi, bir yeri yeniden mi keşfettin yani Amerika'yı? Ne oldu? Bakalım ne oldu da oldu, ne olacak şimdi? Hepsi önümüzdeki günlerde 30 gün içinde netleşecek. Değişir bakalım. Önümüzdeki senede başka bir şey olur. Ya arkadaşlar hadi bu sefer 2 saat geriye alalım derler. Yani 1 saat mi alındı saatler geriye? İşte 2 saat geri alalım, bir de öyle deneyelim derler. Denesinler bakalım. Valla ben çocukluğumdan beri alıştığım bu yaz saati ve kış saati uygulamalarını özlüyorum. Bazı velilerimiz yazmış ki bu sefer de kışın çocuklarımız gece, yani gece vakti gibi eve dönecekler. Bu da sıkıntı. İşte onu da sizinle ilgili, yani bilemiyorum şimdi nasıl olur. Ama ben yaz saati, kış saati uygulamasına okeyim yani. Şimdi insanlar buna alışıyor. Çünkü evet. Buna alışıyor. Tam insanlar öyle böyle tepkiler, bilmem neler. Tedbirini ona göre içinde. Alıyor. Hadi ona göre insanoğlu her şeye alışkın. Bir şekilde kendini evriyor o saate doğru. Evriliyorsun hayatını, yaşamını, kalkmanı, bilmem neyini, çocuğunun okulunu. Şimdi hadi bir daha değişecek, şimdi ne yapacak aileler? Hep kafa karışık değil mi? Evet, biraz sıkıntı var. Bakalım Danıştay ne yapacak? Bakalım ne yapacak? Biz her şekilde sabah 8.30'da Beyaz TV'de sizlerin karşısında olacağız efendim. İster yaz saati, ister kış saati. Ha, bize, bu şey, bir bize şey ne fark eder? Bize fark ediyor. İzleyicilerimiz, yurt dışındaki izleyicilerimiz özellikle. Saat farkı orada, bir olanlar bu uygulamayla ikiye çıktı. Biz sizi kalkıp 4'te izliyoruz artık diyenler oldu. Bu konuda çok şikayet almıştık hatırla yurt dışında. Evet. Yani bizi de etkiliyor öyle değil mi? Sevgi, fedakarlık iste efendim. Her ne saat kıyamam ama günah ya. Ama yazık günah abi. İnsanlara günah ama. Günah. İlkay saat 4'te niye kalksın insanlar yani? Keşke benim elimde olsa Nihat'cığım, istediğiniz saati hemen diyor, neticede bir insanın tamam da senle ben alakası yok. Neticede bir insanın elinde yani, insanların elinde. Allah-u Teala değiştirmiyor yani, gökten vahiy de gelmiyor. Tabii saatleri buraya alın saatleri. Kararıyla çıkmıştı. Bakanın bir önerge getiriliyor. Bakanlar Kurulu'na tamam kabul edelim deniliyor. Bakanlar Kurulu imzalıyor yani. Bakanlar Kurulu dedin orada çoğu hepsi kendi işinde gücünde yani, oturup da bilmem neyini mi değişecek. Zaten resmiyet kazanması için Bakanlar Kurulu'nun imzası tabii lazım. Şimdi biraz daha uzun vadeli plan yapsınlar artık. Uzun vadeli plan. Kendi planı olmayan başkasının planına mahkum kalır. Sen plan koyacaksın. Ama bu 3 aylık plan olur mu ya? Devlet yönetiyorsun. İnsanlar 3 aylık, 6 aylık, 3 haftalık plan yapar. Sen ben yaparız. Aileler yapar. Ya bu ay bunu kazandık. Biz bu parayla 3 hafta nasıl geçiniriz'in planını. Kısa ve çok çok kısa vadeli planı insan yapacak. Şu an Ekrem Hoca bizi seyreden halkımız yapacak. Ama uzun vadeli, yıllık plan, 10 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planı insanoğlu yapacak. Bak şimdi efendim devlet kuruluyor burada. Adamla 1950'den beri söylüyorlardı. Senin öyle bir planın var mıydı? Rahmetli Necmettin Erbakan söyledi. Parlamentoda söyledi bir de. Parlamentoda söyledi, bu günleri anlattı. Suriye'nin bölüneceğine kadar. Ne oldu? Senin devletinde bir akıl var mıydı ona önlem alacak? Erbakan haklıymış. Böyle devlet mi yönetilir? Anladın mı? Yani mutlak surette büyük devlet olmak istiyorsan yani böyle küçücük şeylerle uğraşmamış olacağız. Yani bunu artık bu masaya gelmeyecek yani bu işler.
Peki bakalım ne olacak saat uygulaması? Bize detayları 30 gün içinde netleşecek gibi görünüyor. Sizlere aktaracağız.